Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve bugün inanılmaz bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar imkansızı başarmaya çalışacağız. Evet, imkansız nedir? Hemen şuradan göstereyim. Bakın, şöyle mega kutuya geleceğim ve efsanevi çıkma oranını göstereceğim size. %0.01 abi, yani diyor ki efsanevi yok aga sana diyor. Yani böyle bir şey yok diyor. Bu arada Mesut'a da çok teşekkür ediyorum ve şimdi bu kutuları açacağız. Ve hangi karakterlerin olmadığını bir göstereyim isterseniz. Pam var abi, yani çıkabilecek bir Pam'imiz var. Pam'i çıkartmak istiyorum en azından. Spycrow sende var ama %0.01 ihtimalle çıkar mı çıkmaz mı çok emin değilim. Eğer bunun gibi daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız videoya bir tane like atmayı, yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın dostlar. Bu arada burada da bakın şurada 2 tane mega kutumuz var. Burada 189 tane savaş kutumuz var. 25 tane büyük kutumuz var. Yani bayağı bir kutu açacağız abi. Şimdi nasıl bir strateji izleyeceğim? Önce bir 5 tane büyük kutu açalım ya. Aynen abi. 5 tane büyük kutuyla başlıyorum. Şuradan hemen bir bakalım. Belki bu 5 tanenin içinden en azından biraz oranı yükseltiriz. Şöyle bir tıklayalım. Bu arada yıldız gücü çıkabilecek bir şey var mı? Ona da bir bakacağım. Şöyle bir tıklayıp bunları bir açayım önce. Bir tane daha açacağım. 20 kalsın. Ondan sonra şuradan bir şeye bakalım. Max olmuş. Şöyle seviyeye göre bir sıralayayım. Seviyeye göre sıralayayım. Ve şu anda gördüğünüz gibi evet 7 seviye Nita var. Colt var. Ve Poco, Brock falan filan. Belki bunlar yükselirse bunları hemen Max'a basacağız. Belki yıldız gücü çıkar. Şu anda Shelly'ye yıldız gücü çıkabiliyor mesela. Şimdi önce mega kutularımı açayım. Önce mega kutuları açayım ya. Hadi abi önce mega kutuları açarak başlayalım. Ve 6 dedi. Allah'ım, aman Allah'ım, böyle bir şey olamaz. İmkansızı başarıyor muyuz? Yoksa bir Epsom geliyor. Büyük ihtimal yıldız gücüdür ama gene de 6 yazması gerçekten güzel oldu. Hemen Dynamite'ımızı alalım. Barley'i alalım ve tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, şu anda tahminlerinizi bekliyorum. Acaba ne çıkacak sizce? Bunu mutlaka yorum kısmına yazın ve tıklıyorum. Büyük ihtimal böyle shrink diye şey geliyor ya, yıldız gücü. Büyük ihtimal o gelecek. Tıkladım ve evet shrink diye aynen yara bandı geldi yalnız. Çok güzel bir yıldız gücü. Yara bandı geldi abi. İlk mega kutudan bir yara bandı çıkarttık. Şunu da alalım. Şu altınları alalım. Yalnız var ya bu altınlar harbiden efsane. Ve diğer mega kutuyu açtım. Bundan bir şey vermez artık. Yani iki mega kutunun bir tanesinden yıldız gücü çıkması bence çok iyi oldu. Şimdi biraz savaş kutusu açalım ya. Savaş kutularını biraz açalım. Şöyle tıklıyorum ve bakalım savaş kutusundan bir tane daha yıldız gücü verir mi acaba? İyi, boş çıkmadı ya, yıldız gücünü çıkartmak güzel oldu. Bir de üstüne Pam çıkartırsak tadından yenmez ama bakalım belki Efso falan da gelir mi? Yani bu oranla çok zor, imkansız gibi ama belli de olmaz. İmkansızı başarabiliriz, neden olmasın? %0.01 oranla efsanevi çıkaran oldu mu acaba aranızda? Bunu da merak... Ve bu arada ikinci yıldız gücü de çıktı. Abi neler oluyor? Neye bassam yıldız gücü çıkıyor. Abi şaka gibi. Shelly'nin ikinci yıldız gücü de çıktı ya. Abi inanamıyorum, gerçekten müthiş. Bu arada şunu kaç yapabiliyoruz? Bunu sadece bir üste çıkarabiliyoruz. Aslında şu Nita'yı falan da yükseltsek onu da fullerim ha ben. Yani bugün şanslıyım şu anda. Gerçekten yıldız gücü bakımından bayağı bir şanslıyız. Çıkabilecek iki tane yıldız gücü vardı. İkisi de çıktı abi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, gerçekten inanamıyorum ama güzel oldu. Neyse, açmaya devam edelim. Bu arada Nita çıkarsa Nita'ları şey yapalım ya. Nita'yı bir maxlayalım. Yani maxlayabilirsek onu da yıldız gücünü çıkartabilir miyiz bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Yani bilmiyorum, maxlanır mı? Biraz daha açalım bir bakalım. Şöyle 150'ye kadar bir açalım. Ondan sonra biraz büyük kutu açarız. Ya gerçekten yalnız iki tane yıldız gücünü bu kadar çabuk çıkartacağımı hiç beklemiyordum. İyi iyi, jeton katlayıcılar falan da güzel. Ve bakalım biraz bana Nita ver be. Nita ver kanks. Evet, şuradan 150'ye Nita veriyor, tamam güzel. Ver abi Nita'ları. Yardır Nita'ları. Bu arada markette Nita varsa onu da alayım ya. Dur bir bakalım. Markette falan Nita'mız varsa onu da bir alalım. En azından bir tane daha max olsaydı güzel olurdu. Ona da yıldız güçlerini çıkartırdık. Maalesef şu anda burada yok. Şimdi şuradan bir tekrar orana bakalım isterseniz. Bir şeyler değişti mi? İyi, %0.025 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şöyle büyük kutu açacağım. Bir 10 tane büyük kutu açayım mı? Yok, 5 tane açayım. Ondan sonra 100'e kadar getireyim. Sonra kalan büyük kutular açayım falan. Ya da yok ya, 10 tane açacağım abi. Evet, 10 tane açacağım. Kafaya koydum. Evet, şu anda oğlum Nita ver lan. Nita ver be oğlum. Colt falan değil, Nita ya. Abi sadece Nita ya. Lütfen.
Yok la, hiç Nita vermedi ha. Değil mi? Hiç vermedi galiba. Aynen, dur bir daha bakayım. Yani Nita'yı 8 seviyeye getirmek üzereyiz neredeyse ama maalesef maxlayamadık. Neyse, şimdi şuradan bir 50 tane daha açalım. Bir 50 tane daha akar. Akar, akar, akar. Bakalım. 50 tane daha akınca ne olacak? Bu arada çok hızlı açıyorsun abi. Gözüm kanadı diyen arkadaşlarımıza selam olsun. Buradan gerçekten onlar söylediği için biraz daha yavaş açıyorum arkadaşlar. Çünkü çok abartıyordum. Yani şöyle açıyordum bak. Şöyle açıyordum bak. Tık 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 yapıyordum. Hiçbir şey görünmüyor böyle de. Hakikaten insanın gözü kanar. O yüzden biraz daha yavaş tıklamaya çalışıyorum. Umarım bu hız yeterlidir. En azından ne çıktığını görebiliyoruz. Yani ne hani yavaş olsun istiyorum ne de hızlı. Orta hız. Orta hızda şu anda açıyoruz. Abi biraz Nita ver ya. Nita ya da Colt ver ya. Kanks. Abi ne Nita veriyorsun ne Colt veriyorsun. Hiçbir şey vermiyorsun ki ama ya. Böyle olmadı yani. Evet, açmaya devam ediyoruz. 29 tane daha kutuyu açacağım. Ondan sonra büyük kutuları bitireceğim. Sonra kalan 100 kutunun tamamını ardı ardına açacağım arkadaşlar. Oğlum Nita ver la. Süpersel. Bir de şu ne vardı? Pem mi vardı? Şu Pem'i de bir yolla bana. Pem'i yolla Kanks. Kanks Pem'i yolla. Bak bu aralar yollayabilirsin. Bu aralar sırasıdır. Bu aralar sırasıdır. Yolla. Haydi. Aha Nita geldi ve Nita yükseldi. Bir dakika abi, Nita yükseldi. Hemen şu Nita'yı bir yükseltelim. Tamam. Şimdi başka ne var? Colt falan uzak da. Abi 550 tane güç puanı buna çıkmaz ya. Yok, bunu maxlayamayız. O bir sonraki açılıma kısmetse. Yani bu sefer olmaz maalesef. Şöyle şuradan tıklamaya devam ediyoruz. Evet, güzel. Şöyle bir 100'e kadar geleyim. Ondan sonra bütün büyük kutuları bitireceğim arkadaşlar. Son 8 kutuyu da açalım. Sonra bütün kutuları bitireceğim. Son 7 kutu. Bakalım bir tane bir Pem'i verseydin şu 100'den önce çok güzel olurdu ya. Şöyle bir rahat rahat kalan 100 kutuyu da şöyle rahat açardık. Güzel olurdu. Son 2 kutu. Son 1 kutu. Ver la şimdi ver. Ver oğlum. Aha verdi ya. Abi inanamıyorum ya. Böyle bir şey olur mu ya? Abi gerçekten. Yani bu kutu açılımı hani en şanslı kutu açılımı. Erdem Gaming aramıza hoş geldin. Niye üstümde çıktı tam Erdem Gaming'in ismi? Normalde biraz üstte çıkıyordu. O bile karıştı artık. Ama gerçekten yani ne desem oluyor bugün. 2 tane yıldız gücü vardı. İkisini de çıkarttık. Pem çıksın şimdi dedim. Pem çıktı. Yani böyle bir şey olamaz. Tam son kutu 100 kutuya geldiğimiz sırada Pem'i çıkarttık arkadaşlar. Şimdi büyük kutuları açacağım. Artık bundan sonra bir şey gelirse artık burası sürpriz olacak. Nita veriyor bu arada. Biraz daha Nita verirsen güzel olabilir. Biraz daha ver ver. Bak bir iki tane Nita verdi. Güzel. Bull, Frank, Barley. Son 5 taneyi de açıyorum. Ver oğlum biraz daha. La oğlum biraz daha ver be. Mortis, Frank. Yalnız var ya iyi Mortis verdi. Harbiden bayağı bir Mortis verdi. Gerçekten bu hayatımın en şanslı kutu açılımlarından bir tanesi oldu. Yani efsanevi çıkması çok zor. Bu arada şu şeye son bir kez daha bir bakalım isterseniz. Şuna bir son bir kez bakalım. %0.025 yani %0.025 gibi bir oranımız var. Ve son kutularımızı açıyoruz. Artık çıkabilecek çok bir şey kalmadı. Gene şuradan bir Nita'ya bakayım ama yok abi yok. Nita'nın max olması imkan dahilinde değil yani, onu görmüş olduk. Çıkabilecek her şeyi çıkarttım ya. Gerçekten çıkabilecek her şeyi çıkarttım yani. Efsanevin çıkması zaten mümkün değildi. Ama onun dışında çıkabilecek her bir şeyi çıkartmış olduk arkadaşlar. Hemen şöyle biraz hızlanalım ve bakalım kalan kutulardan bize bol bol Nita verecek mi? Aslında yıldız gücü olsaydı bu arada demek ki onu da çıkartırmışım. Yani çünkü bugün gerçekten şanslı günümdeyim. Onu tahmin edebiliyorum. Yani şu an hani bir şey varsa çıkacak o çıkar. Yani efsanevi oranı şöyle %0.07 falan olsaydı muhtemelen efsanevi de çıkartmıştım arkadaşlar ama olsun yani. Gene de kalan Pem'i çıkarttık. 2 tane yıldız gücü vardı. İkisini çıkarttık. Yani efsanevi haricinde çıkabilecek her şey çıktı. Çok güzel. Devam edelim. Amma Mortis verdim be bro. Amma Mortis verdim be Cardo. Tamam eyvallah, sağ olasın, cansın, iyidir Mortis ama yani bu kadar Mortis'i ne yapayım ben ya. Biraz da Nita ver. Biraz da ortaya Nita ver. Karışık bir şeyler at. Hadi ver biraz Nita. Kaç oldu Nita? Nita'ya bir bakalım. Nita'ya bir bakayım. Nita yok. 50 bölü 550. Tamam. Yok yani o onun max olmasına imkan yok. Ve şöyle hemen son kutulara doğru geçelim. Bakalım ne verecek. Tıklamaya devam. Tıklıyorum. Nita veriyorsun da bro Nita yok yani. Olmuyor.
Keşke bir iki tane daha şey olsaydı ya. Max olabilecek. Dur bakayım, ben yanlış bakmıyorum değil mi? Şu an başka yok yani. Seviyeye göre sıraladık. Aynen, şunlar falan herhalde yok yani. Öyle bir dünya yok herhalde. Tamam, bir tek Nita olabilir. Nita da maalesef gördüğünüz gibi bu seviyelerde. Evet, hemen açmaya devam edelim. Son 55 kutumuz. Şimdi bir de EFSO veriyor mu? Ortalık yıkılır yıkılır. EFSO vermez yani bu oranla ama hani gene de bir ihtimaldir, bir şanstır. Küçüktür, ufacıktır ama gene de bir şanstır. Şans insanı yaşatır. Lan amma saçmaladım ha. Neyse, açmaya devam ediyoruz arkadaşlar, bakalım. Son kutularımız da bize bir şeyler verecek mi? 44 tane daha kutumuz var. 43 kutu, 42 kutu, 41 kutu. Abi böyle de çok zor ya. Yani çıkma ihtimali kalmayınca hiçbir şey. Gerçi belli de olmaz tabii. Ufak da olsa bir EFSO çıkma ihtimali var ama çok küçük bir oran yani gerçekten. O yüzden böyle açması da bir garip oluyor. Son 37 kutu ama içim rahat gerçekten. Çünkü çıkartabilecek her şeyi çıkarttık arkadaşlar. İnanılmaz. Ve son 30 kutuya gelmek üzereyiz. Genie Colt falan filan. Inter Milan. Devam. Bastik Piper. Jesse Tara. Evet, güzel. Pen falan çıkıyor bir yandan da. Bak, yeni karakterler de çıkıyor. Bak, görüyor musun? Yeni karaktere güç puanı. Femi daha yeni çıkartmıştık. Bro, adamsın. Yolla. 20 küsür kutumuz kaldı. 22 kutumuz kalmış. Bakalım son kutulara doğru geçiyoruz. Son kutudan bir EFSO falan veriyormuş abi. Düşünebiliyor musun ya? %002 oranla. Öyle bir şey yok ama gerçekten. Eskiden olsa çıkabilirdi. Ben daha önce bir videoda 2 tane efsanevi çıkartmıştım ve 2 efsanevinin bir tanesini %003 falan da herhalde oranı. Yani çok düşük bir oranla çıkartmıştım. Ama eskiden çok daha fazla çıkıyordu arkadaşlar. Şu an maalesef o kadar kolay efsanevi vermiyor Supercell. Bunun bir sebebi de bu arada belki size mantıksız gelecek ama benim tahminim Rush Force gitti ya. Şimdi daha önce şeyi planlıyorlardı. Hani bu oyunu yavaş yavaş herkese karakterleri verelim. Buradan zaten artık yavaş yavaş Rush Force'a akacağız diye düşünüyordu. Sonra Rush Force'u devam ettirmeme kararı kendi kafalarında biraz biraz netleştikten sonra böyle bir karar aldılar ve biraz zorlaştırdılar gibi bir... Abi ya, inanamıyorum, Crow geldi! Abi inanamıyorum, Crow geldi! İşte bu! Abi şaka gibi %003 oranda Crow geldi! İşte bu ya! Abi gerçekten dünyanın en şanslı kutu açılımı, yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. Yani harbiden inanamıyorum şu anda. %0.03 oranla Crow çıkarttık arkadaşlar. Kulaklı olanlara saygı duruşu, kusura bakmayın ama çok uzun zamandır efsanevi çıkartmamıştım. Harbiden inanılmaz mutlu oldum ya. Crow hoş geldin kardeşim, adamsın. Gerçekten müthiş oldu ya. Abi kaç oran bilmiyorum ama yani bu oranla efsanevi de çıkarttık. İnanılmaz bir kutu açılımı oldu. Çıkabilecek her şeyi çıkarttık diyorduk ya. Gerçekten efsanevi de çıkarttık. Çıkabilecek her şey çıktı yani. Bütün efsanevilerin çıkması mümkün değil ama bir tane de efsanevi çıkarttık. Hiç beklemiyordum ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten inanılmaz oldu. İki tane kutumuz var. Bunları da açalım, bir bitirelim. Abi oranı çok merak ediyorum şu an. Çünkü %0.02'di zaten oran. Efsanevi çıkarttık. Şu an kaça düştü acaba? Sizce kaça düştü abi? Şu anda videoyu durdurup lütfen yorum kısmına yazın. Gerçekten inanılmaz bir kutu açılımı. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani muhtemelen şu anda yani bir başka örneği yoktur. Ya dilim damağım kurudu heyecandan. Gerçekten çok sevindim. İnanılmaz sevindim. Abi orana bakıyoruz. %0.01. 2.5 falan da 1'e düştü. Neredeyse 1'in de altına düşecek. Yani böyle bir oran yok gerçekten. Ve Crow'u da çıkarttık. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz mutluyum. İşte Crow burada. Ve yine şöyle, nerede oğlum bu? Diğeri nerede? Heh, Pam değil mi? Diğeri de Pam miydi? Pam'i mi çıkartmıştık? Aynen, Pam'i de çıkarttık. Yani hepsini çıkarttık abi. 2 tane sadece efsanevi kaldı. Ben daha ne yapayım? Yani ben daha ne yapayım? Gerçekten bu oranla da efsanevi çıkarabilen varsa gerçekten çok şanslıdır. İnşallah size de çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu videoyu ve bu tür kutu açılımlarını beğeniyorsanız lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Bu videoyu trende sokalım arkadaşlar. Evet, bu videoyu trende sokmak için videoya şöyle 12 saat içerisinde bir 2-3 bin falan like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki kutu açılımı videolarında ya da Brawl Stars videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.